başarılı çiftçi evinin hemen arkasında sadece 60 metrekarelik küçücük bir alanda ata tohumlarından yüzlerce ürün yetiştiriyor. Şimdiden ürünlerini toplamaya başlamış bile. Beykoz Gümüşsuyu'ndan sesleniyorum sizlere. 60 metrekare alanlık küçük bir bahçem var. Şimdi neler yetiştirdiğimi göstereceğim sizlere. Bakın sizler için bahçemde neler var. Neler olduğunu inanın biz de merak ediyoruz. İçeri girer girmez her yerde domatesler, üzümler, patlıcanlar, biberler ne ararsanız gözümüze çarptı. Osmanlı domatesi, bunlar Bulgaristan domatesi, bunlar Japonese Black Trifle, şunlar limon domateslerim, şunlar reçel yapılmalık yumurta patlıcanlarım. Havalar soğuk olduğu için bunlar daha fazla büyümedi. Bunlar da Casper patlıcanlarım. Ondan sonra burada siyah tatlı biberlerim var. Ondan sonra burada kudret narım var. Ağzını açmış vaziyette. Bu da Valencia domatesim. Ben bahçeme ilk başta çiçek yetiştirmekle başladım. Pazardan aldığım çiçekleri 1,5 metre kare alana ektim. O kadar güzel yetiştirdiler ki, büyüdüler ki ben büyülendim. Ondan sonra doğaya karşı farkındalığım gelişti. Ondan sonra kendimi açtım diyebilirim. Atalık ve sürdürülebilir tohumlar yetiştiriyorum. Türkiye'den ve dünyadan birçok atalık ve tohumlara sahibim. Bu duruma gelmek çok uzun bir zaman aldı. Bu indigo roz domates. 10 seneden beri yetiştiriyorum. Üst tarafı siyah ama alt tarafı kırmızı oluyor bu domatesin. Bir tanesini şöyle gösterelim. Hemen arkamızda da taze taze biberler var. Bunlar doğal yetişen sebzeler. Burada siyah tatlı biberimiz var. Dediğim gibi bunlar ben daha yeni yetiştirmeye başlamadım. Uzun süreden beri yetiştiriyorum. Ben bunları yetiştirirken hiçbir şekilde kimyasal bir ürün kullanmıyorum. Yani hemen tadına bakabilirim yani. Hiçbir sorun değil. Şimdi koparttım. Güzel. Bunlar da siyah dolma biber. Aslen Rus biberi. Oldukça verimli. Dediğim gibi bunlarda hiçbir şekilde kimyasal bir şey kullanılmıyor. Nereden geldi peki tohumları? Bana bu tohum Rusya'dan bir arkadaşımdan geldi. Bunları rengi daha sonra kırmızıya dönüyor. Kırmızıya döndüğünde tohumunu alıp siz kendinizde yetiştirebiliyorsunuz. Hepsi atalık tohum. Gerçekten çilek mi onlar? Bunlar beyaz Alp çileği, dağ çileği. Bolivian Rainbow biberim var. Bu da isminden de anlaşılacağı gibi gökkuşağı biberi. Bir tane biber de 7 farklı renkte biber veriyor. Bakın rengarenk. Bunu ben Alişan için getireceğim. Acıyı sevdiğini tahmin ediyorum. İsviçre pazım. Kırmızı saplı pazılarım. Gördüğünüz gibi bunun diğer farklı renkleri de oluyor. Sarı, turuncu. Dolma biber görünümlü domates. Bakın dolma bibere benziyor. Ama bu bir domates. Şunların içi boş oluyor. Bununla dolma yapabiliyorsunuz ayrıyetten. İçini doldurabiliyorsunuz. Bu Japon salatalığı diye piyasada geçiyor bunlar. Bir metreye kadar boyu uzayabiliyor bunların. Tohumlarını üretip isteyenlere bunları tabii ki ücret karşılığında veriyorsun. Evet. Şu an 280'den fazla tohumum var. Bunu dışarıda görsen limon dersin. Evet. Ama domates. Fransız domatesi. Fransız domatesi. Evet. Bu nereden abi? Aslında bu Rus domatesi ama ismi Japonese Black Trifle. Japon domatesi diye geçiyor. Ruslar Japon diye yapıp o ismi koyup ilgi çekmek için o ismi koymuşlar. Peki burada da babası var tabii. Tabii. Osmanlı domatesi bakar mısınız? Bu biraz Çanakkale domatesine benziyor. Evet. Bulgaristan domatesi var. Pembe domates. Bu da pembe domates. Bu da işte Trakya tabii. Meksika karpuzunu görmenizi isterim. Aslında ismi karpuz ama bir salatalık kendisi. Evet. Kendini karpuz zanneden bir salatalık. Bunun tadına bakmak istiyorum abi. Buyur. Bayağı salatalık ya. Bu gül biber. Gül biber. Ana vatanı Türkiye. Kütahya'nın Emet ilçesi. Evet. Talat abinin yetiştirdiği bitkilerin hiçbiri normal renginde değil. Çileklerimiz beyaz. Patlıcanlarımız beyaz. Domatesler siyah. Biberler envai çeşit. Ondan sonra ne varsa işte onların hepsi değişik değişik renkli. Şu beyaz çileği de ilk defa tadacağım. Çok iyi diyor. Ne bu? Köri. Benzemiyor mu? Evet. Yani işte köri kokulu kekiko.
limon kokulu nane. Gerçekten limon kokulu evet, nane. Evet, kokuyor değil mi? Neyi? Çikolata kokulu nane. Sanki ağzıma pastil attım biliyor musun? Böyle bir nane şeyi yok. Aroması yok. Sadece 60 metrekare bahçede bu kadar değişik ürünü yetiştirmek helal olsun. Çok teşekkür gerçekten ederim. Bravo yani.